Beni besle. Bak ne buldum. Ver ver. Afiyet olsun. Bu ne acele böyle? Bunu yiyemezsin. Sağlıklı bir şeye ihtiyacın var. Biraz sebze ye. Hayır, imkanı yok. Yemem. Dur. Ne yapıyorsun? Yakalandım. Cipsleri bırak. Bıraktır o zaman. Elinden geleni ardına koyma nine. Cipsler besleyici değildir. İyi de patatesten yapılmışlar. Şaka yapıyorsun. Sadece kıskanıyorsun of. Bu hep böyle ya. Oh, eğlenceliydi. Hey, ben buradayım. Ya merhaba. Şimdi ne olacak? Hadi başlayalım. Bununla ne yapacağız? Açsanıza. Aa, mantıklı. Hı-hı. İlk ben açarım. Hey, aklından bile geçirme. Aa, tabii ya. Önce siz. Ay, çok naziksin. Aa, vay. Sulu sulu çilekler. Vay, çok şanslısın. Vay canına, şuna bak. Enfes. Yaban mersinine bayılırım. Tane denemeliyim. Vay, çok iyi. Daha fazla istiyorum. Yavaşla. Ne yapıyorsun? Dur. Aha, açıklayabilirim. Şunu izle. Ne yapma gerektiğini göstereceğim. Bu çileği dönüştüreceğim. Üzerine marshmallow ve kraker yapıştıracağım. Aynen böyle. Sonra bir kase çikolata gerekecek. Çileği ona bandıracağım. Bu onu daha da tatlı yapacak. Sonra bir de cupcake gerekiyor. Bir torba yeşil krema koymuştum. Bu cupcake'in üstüne sıkacağım. Sonra da şekerli yaprak ekleyeceğim. Çok güzel görünüyor. Üzerinde çok çalıştım. Çileğimi de üstüne koyabilirim. Mükemmel. Ah, çok havalı oldu. Bu bana bir fikir verdi. Başlasam iyi olacak. Bir bıçağa ihtiyacım var. Çileği ortadan keseceğim. Sırada leziz çikolatam var. Onu çileğin üstüne sıkacağım. Çok olmasa iyi olur. Şimdi bir yaban mersini alacağım ve tam buraya yapıştıracağım. Çikolata bir tür yapıştırıcı gibi olacak. Üzerine daha fazla çikolata sıkacağım. Tam ortasından gideceğim. Neyse ki ellerim hiç titremiyor. İki tarafa da noktalar koyup bitiriyorum. İşte budur. Vay, çilekten bir uğur böceği. Oo, çok güzel canım. Bunu arkadaşların yanına koyacağım. Enfes bir atıştırmalık oldu. Ben olsam yerdim. Herkes pasta sever. Özellikle böyle görünüyorsa. Vay, nereden başlasam? Nineminkinden alayım. Oo. Ah, beğendin mi canım? Vay, hiç böyle bir şey yememiştim. Sonra da çilek böceklerini deneyeceğim. Umarım beğenirsin. Deniyorum. İstediğim tepki buydu. Ama kim kazandı? Asfaltla uğur böceği kazandı. Yuhuu, biliyordum. Nanik. Ah, ferahladım. Ya, hepsi bitti. Üzülme canım. Bunu halletmeliyiz. Burada ne varmış? Ah, mükemmel. Oo, benimkini de açayım. Bir kalıp çikolata. Peki. Hey, bak ne buldum. Bu senin. Hayır, istemiyorum. Aa, zor beğenirmiş. Aha. Ne yapacağımı biliyorum. Enfes şekerlerim vardı. Bir avuç alacağım. Bunları sıkıştırıp bir top yapayım. Umarım işe yarar. Hadi bakalım, bunu içeceğe koyacağım. Ama daha fazlası gerekiyor. Girin bakalım. Dev bir baloncuklu çay. Çok daha iyi. Aha. Hadi bunu da yen bakalım. Güzel bir meydan okuma ama kolayca pes etmem ben. Bir planım var. Çikolatayı kırıp bardağın içine koyacağım. Bu da sondu. Şimdi bana şeker gerek. Bu benim de. Oo, acıymış. Çikolatayı eritecek. Ay, neyse içimizde kalmasın. Ama daha bitirmedim. Üstüne marshmallow sıkacağım. Biraz da ısıtalım. Son olarak üzerine brownie serpeceğim. Ne güzel bir içecek oldu. Pipeti de unutmayalım. Vay, tam bir başyapıt. Şekerli, ağızda eriyor ve leziz. Sevdiğim her şey içinde. Bu içecek daha iyi. Hadi denesene. İçinde şeker bile var. İkisi de güzel görünüyor. Bununla başlayacağım. Beğenmedim bunu. Ne? Gerçekten mi? En azından denedim. Umarım neneminki daha iyidir. Yani zor olmasa gerek. Vay, süper. Bu nineyi çok mutlu ettin canım. Bu sefer nineciğim kazanıyor. Çok mutlu oldum. Selam anne. Ha? Nerede ki acaba? Aa, çok açım ve bir şeyler yemek istiyorum. Pekala, görünen o ki işi başa düştü. Buzdolabını talan etme zamanı. Bakalım nelerimiz varmış. Pek bir şey yok. Of, hayal dedim yıkıldı. Yemek yarışması mı? Bir deneyelim bakalım. Ortalığı birbirine katacağım. Sen daha beze gezerken ben yemek yapıyordum. Hadi bakalım. Vay, çok eğlenceliydi. Yarışmaya hazır mısın? Öncelikle leziz bir tatlıyla başlıyoruz. Başlayın. Aman, çok basit. Turtayı genelde marketten alırdım. Çantamda bunun için bir şey olacaktı. Reçel iyi gider. Mis gibi tatlı olacak. Bir de tart kalıbı lazım olacak ve de hamurum. Acil durumlar için hep durur. Ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsin. Hamurla başlayalım. Önce kalıbı yayalım. Bunun için bir taktiğim var. Oldukça etkileyici değil mi? Şimdi reçeli ekleyelim. Ağzım sulandı. Eşit bir şekilde yaymak istiyorum. Of, güzel durdu. Şimdi üstüne hamur şeritleri koyalım. Yatay şekilde başlayalım. Şimdi de dikey şeritleri yerleştirebiliriz. Bu bir kafes görünümü yaratacak. Fırına girmeye hazır. Hemen geliyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Gözüm üstünde olacak. Çok kolaymış gibi yapıverdi. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Bekle, biliyorum. Burada bir sandviç ekmeği var. Ve bir kutu krem şanti. Her pastanın süper olması gerekmiyor. Tadı güzel olduğu sürece, değil mi? Üstüne biraz krem şanti sıkalım. Ekmeği kaplamak istiyorum. Biraz da şekerleme ekleyelim. Tatlıya biraz renk katacak. Şimdiden gayet güzel görünüyor. Kimi kandırıyorum ki? Çok sıradan oldu bu. Durumu hemen düzeltelim. Yardıma ihtiyacım var. Yahoo! Bu kulübü seviyorum. Kim arıyor ki? Beni duyabiliyor musun? Alo! Of, duyamıyorum bile. Ay, neler oluyor? Bam 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 bam! Yuhuu! Umarım boşuna çağırmamışsındır. Üzgünüm, yardıma lazım. Bunun biraz tarza ihtiyacı var. Bu ne böyle? Ama şanslısın. Aklını başından almak üzereyim. Şuna bak. Neler oluyor? Ay, inanılmaz. Mükemmel oldu. Çok teşekkür ederim. Turtam hazır. Çok da güzel kokuyor. Ne? Bu tek boynuzlu at mı? İlaçlarımı almayı mı unuttum acaba yine? Hey hanımefendi, dik dik bakmak kabalıktır. Bu gerçek. Hayır. Yaptığına bak. Turtan tam bir felaket. Vakti geldi, gitmeliyim. Tamam, mahvoldu. Hepsi tek boynuzlu attın suçu. Peki hala kurtarabilirim. Bunun için çok uğraşmıştım. Bunu Lizzie'ye veremem ki. Çok yazık oldu. Kendimi çok kötü hissettim. Dur. İşte. Ne yapıyorsun? Çok naziksin. Teşekkür ederim tatlım. Etkileyici bir pasta. Ya, mutlu sonlara bayılırım. İkiniz de gözümde birincisiniz. Cidden mi? Vay. Başardık tatlım. Evet, hazırım. Pizza yapmanızı istiyorum. Pek emin değilim ama biraz zor olabilir. Birkaç malzeme ihtiyacım olacak. Burada ihtiyacım olan her şey var. Bakalım. Hamura kesin ihtiyacım olacak. Hatta açmamız da gerekecek. Neyse ki bir merdanem var. Boyutu böyle iyi oldu. Zor işmiş. Gözlerimi zar zor açık tutuyorum. Tamam, sırada ne var? Sos. Her pizzanın bir domates tabanına ihtiyacı vardır. Benimkinde ketçap kullanacağım. İşleri hızlandıracak. Hamurun üstüne öyle sıkıyorum. Dün gece partiye gitmemeliydim. Çok uykum var. Hadi ama bunu bitirmem gerek. Güzellik uykumu daha sonra alabilirim. Şimdi malzemeleri ekleyelim. Peynir nerede ki? Üstüne serpiştirelim. Belki daha sonra biraz kestirebilirim. İlginç malzemeler tercih etmişsin. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Canım, konsantre olmalıyım. Bir süreliğine gözlerimi dinlendireceğim. Hey, uyan. Hey, uyan. Gözlerini aç. Her şartta koşulda uyuyabiliyor. Peki, uyan, güzel kafasına göre takılsın. Yapmam gereken bir pizza var. Bu biraz zor olacak. Ay, ya da bunu kullanabilirim. Kimse hazır pizza kullanamayacağımı söylemedi. Biraz malzeme ekleyelim ve fırına atmaya hazır. Bu çok iyi fikirdi. Uyuyakalmış olmalıyım. Yarışma. Neden her şey bulanık? Gözlüklerim nerede? Yoksa yine mi kaybettim? Buralarda bir yerlerde olması gerek. Pizzam hazır ve epey lezzetli görünüyor. Lizzie buna bayılacak. Sen iyi misin? Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapıyorsun? Sana yardım edeyim. Sensiz ne yapardım ya? Çok daha iyi oldu. Pizzam. Seni vermeye çalışmıştım. Benim pizzam hazır Lizzie. Benimki daha pişmedi bile. Vıcık vıcık ne? Karar zamanı. Ne diyebilirim ki dinleyeceğim? Sen diğerini ye. Üzgünüm tatlım, uyuyakalmışım. Senden ne haber anne? Pizza diye buna derim. Kazandın. Evet, biliyordum. Çizimim bitti. Kurabiye yapmanızı istiyorum. Ne? Nereden başlayacağım ki? Belki de ya da belki... Dur, neredeyse çözdüm. Evet, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bir sipariş vereceğim. Vay canına, epey hızlıymış. Teşekkürler. Başlayalım. Her şey sunumda bitiyor. Tada! Ne düşünüyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun anne? Ne? Ne oldu? Tabii ki daha bitmemişti. Kendimizi biraz şımartalım. Çok lezzetliler. Gerçekten güzeller. Aklıma bir fikir geldi. Kurabiyesini ve içini ayıralım. Aynısını başka bir kurabiyeye de yapalım. Sonra bunları dizelim. Kurabiyeyi de lezzeti de ikiye katladık. Dur, yok artık. Daha neler? Dev bir kurabiye yapacağız. Dolguları dizmeye devam edelim. Acaba ne kadar yükselebiliriz ki? Yavaş yavaş çökmesini istemiyorum. Üstüne de bir kurabiye koyalım. Vay, kuleye benzedi. Fena değilmiş. Elinden geleni yaptın. Ama henüz hiçbir şey görmedin. İnan bana. Çantamı tekrar kurcalamam gerekecek. Bu da nereden geldi? Biraz kas çalışalım. Selam küçük adam. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Ne? Bu ses de ne? Bir şeyin üstüne mi oturdum? Oralarda ne işin var senin? Ama şikayet etmiyorum. Ezilmiş kurabiyeleri bir kaseye boşaltalım. Sonra da bir kaşık fıstık ezmesi ekleyelim. Biraz da krema koyalım. Çok gerekmiyor. Bu kadar yeter. Bunu bir macun haline getireceğiz. Sonra da yuvarlayacağız. Bunları tel bir rafa koyuyoruz. Ve üstlerine erimiş çikolata gezdiriyoruz. Çok güzel olacaklar. Çikolata kurumadan önce granül dökelim. Hem tatlı hem de lezzetli olacak. Bitti. Tamamdır, iyi görünüyorlar. Ama benimki bir mimari zafer sayılır. Karar sende Lizzie. Of, harika. İlginç. Güzel duruyorlar anneciğim. Teşekkürler tatlım. Ya annem. Sorun değil, kazanan benim biliyorum. Canına, kazanan kesin sensin. Ciddi misin? Neden? Evet, sıradaki turumuz hazır. Mükemmel bir turta istiyorum. Zor olması gerektiğini sanıyordum. Şov yapmayı bırak. Birkaç malzeme almam gerekecek. Dışarı çıkmak iyi gelir. Görüşürüz canım. Markete mi gidiyor? Telefon kullanmak varken. Bir bakalım. Yok. Bu olur. Şimdi de bekliyoruz. Bugün gerçekten epey hızlısın. Şöyle bakalım. İşe başlıyoruz. Bunları şöyle üst üste dizelim. Bu çok kolaydı. Kişisel bir dokunuş ekleyeceğim. Biraz çikolata sosu, son rötuşları halledecek. Aşırı sanatsalım. Bana ver lütfen. Ne alışverişti ya. Sanırım her şeyi aldım. Hiçbir şey görmedin. Korkmuyorum ki. Benim de özel bir taktiğim var. Bir armutla başlayacağım. Bir de tava gerekecek. Bunu çok seveceksin. Hamurun üstüne bir kesik atıyoruz. Ardından içini üstüne diziyoruz. Sonra da pastayı katlıyoruz. Kenarları kıvıralım. Altın rengini alması lazım. Ve tabii ki çikolata sosunu da unutamam. Sonuçta bizde de var. Bitti. Nasıldı bakalım? Ah, benimkini tercih ederim. Buyur Lizzie, umarım beğenirsin. Ah, güzel görünüyorlar. İki ya benim. Vay, inanılmaz. Ninem kazandı. Ah, şüphe bile etmemiştim. Son tura geldik. Bu sefer leziz bir sandviç istiyorum. Aa, güzel. Bunu yapabilirim. Burada taze malzemelerle dolu bir tabağım var. Hmm, şunlara bak. Kaybedecek vaktimiz yok. Nereden başlasak? Dur. Ah, ekmeği alabilir miyim? Ne? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Sosise de ihtiyacım olacak. Ha, bir de peynire. Sorun değil. Ne? Elimde bir tek bu mu kaldı? Bununla ne yapacağım şimdi? Ah, kibar olmanın karşılığı bu. Aman. Dur. Ah, acaba. Bu işe yarayabilir. Peyniri bir fırın tepsisine koyalım. Ardından fırına atalım. Peynirin erimesini bekleyelim. Şu baloncuklara bak. Tamam, artık çıkarabiliriz. Soğuyunca üzerine jambon ve salata yaprakları koyalım. Üzerine de domates ve soğan koyalım. Şimdi yavaşça yuvarlayabiliriz. Dürüm gibi oldu. Ortadan da ikiye bölelim. Nefis görünüyor. Tam da Lizzie'nin çizimine benziyor. Umarım hoşuna gider. Aa, bunu nasıl yaptı acaba? Hızlı olmalıyım. Aa, bir fikrim var. Peyniri ekmeğin üstüne koyacağım. Ve sonra sosisi. Ekmeği sosisin etrafına dolayacağım. Sonra bir arada tutmak için kürdan kullanalım. Ardından parçaları ayıracağız. Aynen böyle. Parçaları yumurtaya batıralım. Tamamen kaplanması gerekiyor. Sonra ekmek kırıntılarına banalım. Ve yağda kızartalım. Ekmek kırıntıları altın rengi olana kadar bekleyelim. Servisimizi de sos ve yeşillikle yapacağız. Bunu hep yapmak istemişimdir. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Lizzie, karar vakti. Ay, çok sıkıldım. Harika kokuyor anne. Ama şuna bak. Vay, harika. Sen kazandın yine. Lizzie ne yapıyor? İlk yarışmanın vakti geldi. Başla. Oh, dondurma. Yarışma deyince zor olur sanmıştım. Ben hep hazırlıklıyımdır. Bu işe yarar. Başka neyimiz varmış? Krem çikolata mı? Kola? Daha var sanmıştım. Peki bitirelim o zaman. Oh, umarım ninja eğitimimi hatırlıyorumdur. Aha, unutmamışım. Liam, nereye gitti bu? Bitti mi? Sana demiştim, şunu yapmadan bir uyar beni. Daha geçen gün gözümü morartmıştın. Sen de önüme birden çıkmayaydın. Hadi bakalım. Çikolata şişenin üst kısmına dökelim. Çevirelim ki iyice yayılsın. Şimdi de kuruması lazım. Harika görünüyor. Şimdi de kremayı alalım. Tepesine kadar dolduralım bakalım. Biraz da malzeme ekleyelim. Leziz yaban mersinleri. Biraz meyve olmazsa olmaz. Eserimle gurur duydum. Ne düşünüyorsun tatlım? Güzel duruyor. Seninki nerede Liam? Şuna bak. Önce külahımızı alalım. Sonra keyifli kısmına geçelim. Güzel duruyor ha? Ağzım şimdiden sulanmaya başladı. Hadi kaşıklayalım. Mükemmel. Ne düşünüyorsun? Vay Liam, harika duruyor. Biraz daha koyalım. Fazla dondurma diye bir şey yoktur. Nasıl olmuş? Bayıldım. Vay. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunun için bir top daha hak ettin. İşler zorlaşmaya başladı. Ama henüz bitmedi. Biraz da pasta süsü lazım. Müthiş görünüyor. Bitti. Amanın. Görmedin sayalım. Hayaller suya düştü. Geçmiş olsun ezik. Hadi Liam, ninem kazandı. Aferin. Duydun mu bakalım? Ben kazandım. Ah, resim yapmak çok keyifli iş. Ne yapıyor bu? Göremiyorum. Lizzie. İşte hazır. Bana bir hamburger yapacaksınız. Güzel. Başlasam iyi olacak. Bütün malzemelerim hazır. Liziciğim için her şeyin en iyisi. Başlayalım hamburgerimize. Önce köfteyle başlayalım. Ve domates, peynir ve salam. Üstüne de bir köfte daha. Koca bir kule olacak. Ay, leziz görünüyor. Hepsini koyacağız. Biraz daha peynir gelsin. Ah, bana bu yeter. Ah, neyse ki laktoz intoleransım yok. Sonunda ekmek. Dikkat. İşte şaheserim. En başarılı eserim. Sanırım aşk yaşıyorum. İyi de bunu nasıl yeneceğim? Bir dakika. Bunu sonra kullanacağım. Hey Lizzy, şunu uzatabilir misin? Ha? Bunu mu? Ah, tabii, neden olmasın? Oh. Teşekkürler ama şunu demiştim. Ah, popit. Yakala. Teşekkürler. Mükemmel olacak. Popitlerimiz ve bir kase jelibonumuz hazır. Jelibonları eritelim. Ve onları popitin ekmeğine boşaltalım. Şimdi de diğer kısımlar. Bekleyelim donsunlar. Sanırım hazırlar. Popiti dikkatlice çıkaralım. Harika. Buna ihtiyaç kalmadı. Şimdi de yanına patates kızartması. Kopmalarını istemem. Güzel duruyor. Bunları da kartona yerleştirelim. Ve hazırız. Bence güzel duruyorlar. Umarım acıkmışsınızdır. Bu şeker mi? Ah, zor seçim. Berabere kaldınız. Aferin. Adil görünüyor. Hadi yiyelim. Sıradaki yarışma sandviç. Ah evet, bunu yapabilirim. Şu tost makinesini alayım. Ah, iyi fikir. Onu ben alayım. Ekmeksiz sandviç yapılmaz. Ha, tost makinem nerede? Neden bahsettiğini hiç anlamadım. Şşş, benden laf çıkmaz. Boş ver seni. Şunu kullanalım. İşimizi görecektir. Gömleklerimi ütülüyor gibiyim. Onları da yakarım da. Her ekmek diliminde iz kalsın istiyorum. Sonra da dizelim. Lizzy tek boynuzlu atları sever. Harikulade görünüyor. Bu renkli krema işimi çözecektir. Bugün sanat doluyum. Hoşuma gitti. Keyifli işmiş. Farklı bölgelere farklı renkler kullanalım. Bir şeye benzemeye başladı. Epey etkileyici değil mi? Evet, bence de. Şunu görene kadar bir dur. Birkaç şeye ihtiyacım var. Bir fikrim var. Lizzy, sakın konuşma. Tamamdır. Tamamdır. Sandviç zamanı. Bıçaklarım nerede? Yoksa o mu aldı? Hayır, yok ben bir şey bilmiyorum. Çok çocukçaydı nineciğim. Sorun değil, daha şırıngam duruyor. Şöyle. İzle şimdi. Ekmeğin üstüne bastıralım. Ve bir daire çıkaralım. Aynısını diğer malzemelerle yapalım. Hepsi aynı boyutta olmalı. Resmen imalat hattı yaptım. Şimdi de sandviçe bir kürdan geçirelim. Sonra da şırınganın arkasından bastıralım. Sandviç doğruca çıkıyor. Daha çok yapmalıyım. Bu kadar yeter. Fena değil, hiç fena değil. Vay, ikisi de güzel duruyor. Ama nineminki daha iyi. Yuhuu, nine gücü, nine gücü. Yani teşekkürler Lizzy. Acaba sırada ne var? Öğrenmek üzeresiniz. Büyüleyici bir şeyler istiyorum. Bu seferki zor olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sonunda yıldızın parlayacak. Pelerini beğendin mi? Çok şıksın Liam. Asamızı da unutmayalım. Nasıl? Vay! Şov başlasın. İşte bu alkışı hak etti. Müthiş! Bu da ne? Vay! İzlemeye devam et. Fokus, fokus. İşte karşınızda çikolata. İnanamıyorum. Leziz görünüyor. Çikolataya bayılırım. Dahası da var. Elimde leziz bir tabak şeker var. Üstelik sihirli bir dönüşüm geçirmek üzere. Kısacası çikolatayla kaplanacak. Her şekilde epey lezizler. Şuna baksana. Daha iyi bir şey olabilir mi? Kalanını da yapalım. Buna bayılacaksın. Şekerleme ve çikolata. leziz. Şuna baksana. Bu da sonuncusuydu. Bunu da yensene. Bu kadarcık mı? Hepsi bu mu? İzle ve öğren. Elimde taze ve leziz bir elma var. Dur biraz. Ah, daha iyi oldum. Elmayı görebiliyor musun? Havalı kısmı da bu. Çünkü soğuk hava üflüyorum. Elmamız dondu. Bunu nasıl yaptın? Sırlarımı ifşa edemem. Saç kurutma makinem lazım. Çözülmeye başladı. Bu kadar yeter. Bu güzel. Sıkalım. Hadi ama. Her gün spor yapıyorum. Kolay olmalıydı. Ah, böyle daha iyi oldu. Son bir iki damlamız. Ah, taze elma suyu. Ah. Seni sinirlendirmemek lazımmış. Bir de pipet koyalım. Bitirdik Lizzie. Umarım beğenirsin. Kolay bir karar olacak. Bu turu Liam kazandı. Evet, duydun mu? He? Elinden geleni yaptın nineciğim. Teşekkürler Liam. Bunlar güzel kokuyor. Bu kaçamağı hak ettim. Afiyet olsun. Ben meyve suyu alacağım. Bunların altında ne var? Öğrenmek istiyorsak kaldıracağız. Bu hamur mu? Bir dakika. Şunu yapmanızı istiyorum. Bayıldım. Kollarımızı sıvama zamanı. Çok formdayım. Hamuru yoğurarak başlayalım. Ben de öyle yapayım. Yumuşak bu. Böyle mi? Nineciğim, sanki bir şeyler yanlış. Bu o kadar da kolay değilmiş. Denemeye devam canım. Güzel duruyor. Şimdi de parça parça keselim. Hadi ama Liam, geri kalma. Uğraşıyorum. Aslında satranç oynamaya başlayabilirim. Ninem bir dahi. Biliyorum, herkes öyle der. Bu parçalar biraz renk istiyor. Vay, rengarenk. Bu da ne? Gülme nine. Gözlerini kısarsan satranç taşlarına benziyorlar. Buldum. Biraz internet alışveriş yapalım. Mükemmel, teşekkürler. Bu yeterli olacaktır. Denedim işte. Şuraya dizeyim. Pardon Lizzie. Satranç oynamanızı istiyorum. Peki, hadi tahtayı dizelim. Oynaması yapmasından daha keyifli. Ben başlıyorum. Sıra senden ineceğim. Düşüneyim. Bunu yapacağını biliyordum. Tuzağıma düştün. Demek öyle. Güzel hareket. Gerginleşmeye başladı. Şuna bak. Şunları alayım. Dereyandan kıl çöker gibi. Olamaz. Ne yapacağım? Şuna bak. Vay, pasta müthiş duruyor. Biraz şeker serpelim. Çok güzel. Duydun mu? Bu pastayı almamız lazım. Vay, şuna bak. Mis gibi görünüyor. Tadı da müthiş. Bu ne acele çocuklar? Yapacak tek bir şey var. Neler oluyor? Öğrenmek üzeresiniz. İlk sen açsana. Çok kibarsın. Küçük kekler. Kokuları da nefis. Acaba bende ne var? Boş bu. Hayal kırıklığına uğradım. Ne yaparsın? Dur bir saniye. Burada bir terslik var. Az önce 3 tane vardı. Sanırım ne olduğunu biliyorum. Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Kalıntıları saklasam iyi olur. Leziz. Emma, onlar beni... Ne? Şaka mı yapıyorsun? Yine mi? Nasıl? Hiç bana bakma. Şunu yapmayı bırak artık. Yok artık, daha neler? O kek benim. Savunma kalkanını açıyorum. Yakındım. Şimdi ne yapacağım ben? Sanırım kendimiz yapacağız. Bize birkaç malzeme gerekecek. Neyse ki hep hazırlıklıyımdır. Hadi başlayalım. Önce birkaç yumurta kırıyoruz. Yalnız kabukları koymaman gerekiyordu. Of, ne yaptığımı biliyorum. Hey, dikkatli ol. Bir şey mi söyledin? Evet, karıştırma zamanı. Bu kısma bayılıyorum. Bırak şu çırpıcıyı. Gerçekten zordu ama değdi. Ne düşünüyorsun Eva? Bir duşa ihtiyacım var. Vay, güzel görünüyor. Benim kekimden çok daha iyi. Aa, bir şey düşünmeliyim ama ne? Ya zavallı Eva. Şşt, hey. Şuna bak, çok acınası. Eva geliyor. Ha? Bu da nereden çıktı? Kekin üstünde kullan. Ha, anladım. Tam ihtiyacım olan şey. Önce kekin etrafına sıkarak başlayalım. Yukarı doğru çıkalım. Aa, çok güzel görünüyor. Ne? Aa, harika duruyor. Aa, bunu geliştirmem lazım. Elmayı turtamın üzerine sıkacağım. Ay, şu renge bak. Biraz da granül dökelim. Aa, tatlı görünüyor. Şimdi de yayalım. Zamanınız dolmak üzere. Tamamdır, durun. Vay, ucu ucuna. Şuna bak baba. Aferin Eva. Sen ne yaptın Eva? Umarım beğenirsin. Bu zor olacak. İkiniz de kazandınız. Vay, gerçekten mi? Aa, uzak dur. Şuna bak. Aa, hangisini seçsem? Dur, onlara dokunmayın. Tabaklarınızı açın. Ama kart seçmek istiyordum. Açalım gitsin. Aa, popit varmış. Şimdi seçebilir miyim? Ben seçebilirsin tatlım. Sonunda, çok heyecanlandım. Sanırım şunu açacağım. Ha? Bu da ne? Ne? Wasabi mi bu? Aa, çok eğlenceli olacak. Deneyelim. Fena değil. Aa, berbat bir hata yaptım. Aa, su istiyorum, su. Aa, bir dahakine iyi şanslar. Ben şunu seçeceğim. Aa, bana ne çıktı? Aa, pamuk şeker. Bayılırım. Ay, hapşırmak üzereyim, hapşır. Aa, pamuk şekerim nereye gitti? Aa, çok acıydı. Neyse, sıra bende. Ne? Hayır. Hey, aynı kart çıktı. Hiç şikayet etmiyorum. Çikolataya aşığım. Parçalarını ayırıp popitin üstüne koyalım. Tamamen kaplamamız gerekiyor. Bu mu yani? Bu kadarcık mı? Ha, şuna bak. Saç kurutma makinesiyle çikolatayı eriteceğim. Evet, cidden güzel görünüyor. Ama ben de yapabilirim. Oluyor sanırım. Şimdi de biraz renk katalım. Birazcık gıda boyası döksek yeter. Sonra da bir çubukla karıştıralım. Harika gidiyorsunuz kızlar. Şimdi de bekliyoruz. Oldular mı? Hadi ya, güzel görünüyor. Ay, şuna bak. Vay canına, harika. Benimkine bak. Hadi babama gösterelim. Baba bak. Etkileyici. Şeklini beğendim Eva. Evet, Emma'ya bakalım. Evet, eline sağlık. Yine berabersiniz. Üstelik artık yiyebiliriz. Hadi aynı anda açalım. Aha, yumurta mı? Şeker çıksın istiyordum. Şuna bak ya. Kafam çok karıştı. Aa, bir fikrim var. Biraz alışveriş yapmam lazım. Aa, bunlar olmaz. Dur, işte bu. Bu olur. Keşke bunu ben düşünseydim. Hah, buldum. Ders çalışma zamanı. Çok enteresan. Kendimi şanslı hissediyorum. Hayır, bu olmaz. Güzel bir şey olmak zorunda. Aa, neden hala gelmedi? Aa, işte burada. Hadi deneyelim. Aa, 4 bölmesi varmış. Bu da kaç yumurta eder? 4 mü? Ama bende sadece 3 var. Böyle olmaz ki. Aa, şunu alayım. Aa, hayır, yapamam, doğru değil. Of, kimi kandırıyorum ki? Ha? Uyumuyorum. Ha, dur, yumurta size. Dikkatimi dağıtıyorsun. Ha, sanırım hazır. Vay, şuna bak. Hiç bu renkli yumurta görmüş müydün? Çok canlı duruyorlar. Altını açalım. Pişirme zamanı. Üstelik kokuları da enfes. Oh, hadi ama. Harika. Tam ihtiyacım olan şey. Geriye tek bir yumurtam kaldı. Aa, zavallı Emma. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey, şuna bakar mısın? Sanırım ne yapacağımı biliyorum. El fenerim gerekiyor. Harika olacak. Şuna bakın kızlar. Ha? Aa, saklan. İşe yaradı. Fırsat bu fırsat. Benim biricik ejderha yumurtam. Emma'ya vereceğim. Çıkabilir miyiz? Ejderha gitti mi? Ne? Bunlar da nereden çıktı? Ah, müthiş görünüyorlar. Aa, çok korktum. Vay, bir tane alabilir miyim lütfen? Emin değilim. Dur biraz. Önce kesip açacağım. Ama sarısını kesmek istemiyorum. Bıçağı sadece etrafında döndüreceğim. Mükemmel. Al bakalım Eva. Vay, teşekkürler. Enfes. Deneyebilirim. Haklısın, çok güzel. Bunu her gün yiyebilirim. Ya şunlara bak. Ama şimdi yargı zamanı. Fena değil diyelim. Emma'ya geçelim. Vay, şunlara bakar mısın? Ejderha yumurtası epey nadirdir. Emma kazandı. Ha, ciddi misin? Ha, eline sağlık. Harika, bunu yapabilir misiniz? Hiç fena değil. Aa, gençler tabaklarını önce açar. Teşekkürler büyük anne. Tam anlamıyla mükemmel bir mısır. Oh, afiyet olsun canım. Eminim mis gibi sulu suludur. Şu gıcık kabuğunu da atalım. Cidden ne yaptığını biliyor gibisin. Evet, şimdi de sırada karate var. Bir daha bakalım. Mükemmel. Dünyanın en güzel mısırısın. Şimdi biraz pişirelim. Ben çok iyi pişmiş severim. Oo, evet. Mükemmel kızarmış. Mis. Son ama oldukça önemli bir adım daha. Mısır kürdanıdır. Tada. Üstüne birazcık da tatlı bir sos. Fazla kaçırmayalım. Güzelce dökelim. Şu ziyafete bir bak. Dur bakalım orada. Daha benimki duruyor. Bununla ne yapacağım ki şimdi? Hatta bunlar yenmiyor sanırım. Tabii. Biraz beyni çalıştırmam gerekecek. Birkaç girinti mısır tanesi gibi görünebilir. Mevzu doğru deseni tutturmakta. Dikey olanları yaptıysak yatay olanlara geçebiliriz. Bir tane daha. Güzelce sokalım içine kadar. Şimdi de çubukları tamamen çıkaralım. Tadam! Önce bir güzel açalım. Sonra da şuraya koyalım. Ve sarı mısırımızı getirelim. Yeşil hamuru dikkatlice yerleştirelim. Sonra da parmaklarımızla oturtalım. İşte bu. Çok mu güzel oldu ne? İyi iş çıkardık. Mısıra bayılıyorum. Tatlı bir şey mi yesem? Seve seve yerim. Akşam yemeğinde tatlı yemek gibi olmuş. İyi de bu da güzel görünüyor. Oh, böyle olması normal mi? İğrenç. Aman almayayım ben. Sen kazandın Jared. Aynen öyle. Sıkma canını büyük anne. Sıradaki yarışma tatlı mı tatlı şekerler? Oo, ilginç olacak. En sevdiğim meyveli kağıtlar. Ne? Bunlar resmen müthiş şeyler. Üstelik kırmızısı da en sevdiğim. Bu da ne? Harika görünmüyor mu? Sanırım eğlenceli duruyor. Aa, hadi ama. Aa, açamıyorum. Sanırım asla tadına bakamayacağım. Aa, büyük anne ver bakalım. Anlayamadım gitti. Ver ver. Oo, şu renklere bak. Böyle tamam sanırım. E şimdi ne yapacağız? Acaba... Oo, şuraya bir bakayım. Ha, bu sayılar niye bu kadar ufak ki? Sinyalde pek iyi değil. Hadi sene. Oldu. Alo? Evet, yardım lazım. Meyveli kağıtlar mı? Ha, peki efendim. Yiyeyim gitsin ha. Vay canına, çok teşekkürler. Rica ederim. Mevzuya gerçekten heyecan katma zamanı. Bunlar aynı zamanda çok sağlıklı. Günlük sebze dürümü gibi bir şey. Of, bunlardan yüzlerce yiyebilirim. Yok ya, resmen aklımı kaybediyorum. Bir tane daha kaldı. Tabii ya. Ha? Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Dürüm içinde dürüm. Ağzıma layık. Ufak bir şekere benziyor. Pek de iyi kokmuyormuş. Dondurma. Herkes dondurma sever ha? Koca bir kaşık yetecektir. Evet, işte budur ya. Sonra da şöyle katlayalım. Dış kenarları içe alalım. Biriciksin sen. Sanki ufak bir mantı mübarek. Benim tabağım hazır. Büyük anne. Olamaz, hepsini yedim. Leziz görünüyor. Ama ya diğer tabak? Ne oldu? Canım. Sanırım seni affedebilirim. Hiç değilse yiyecek leziz bir şeyim var. Güzel görünüyor. Mükemmel ötesi. Bu turu sen kazandın Jared. Yuhuu. Beğeneceğini biliyordum. Hadi bakalım. Patlayalım mı? Ne dersiniz? İyi şanslar. Patlamış mısır mı? Görünüşe göre benimki hazır. Daha patlamış bir şey göremiyorum. Mısır taneleri hiç de fena durmuyor gerçi. Peki. En sevdiğim atıştırmalık. Bir dakika. İyi görünüyor. Ama ben daha güzelleştirebilirim. Evet, lezzeti ayağıma getireceğim. Tuz dedin, bunun için var. Çok da koymayalım. Mükemmel. Peki birazcık daha. İşte bu. Jared, çok oluyor. Çok güzel. Hayır. Peki. Yağdıralım gelsin millet. Evet, işte bu benim şaheserim olacak. Buldum. Kimse benim kadar güzel yemek yapamaz. Biz de işe biraz tatlı katacağız. Biraz hazırlık lazım. Hadi açalım ateşin altını. Biraz da gizli malzememden koyalım. Güzel. Şimdi de en önemli kısmı. İyi eğlenceler çocuklar. Az kalsın unutuyordum. Birazcık da suya ihtiyacımız var. Mükemmel. Sihir gösterisi başlıyor. Şunların cızırtısına bak. Ne de hoş bir ses. Sanki içinde bir dans partisi var. Çikolata da tam eridi. Şuna bak. Tek kelimeyle leziz. Aklıma bir şey geliyor. Şuna bir baksana. Evet. Hangisini seçeceğini görürüz. İzle de gör. Çok heyecanlıyım. Burada ne yapmışsın acaba? Peki. Dümdüz tuz bu ya. Peki, bu daha güzel görünüyor. Tebrikler büyük anne. Amanın, gerçekten kazandım. Biraz da sağlıklı beslenelim. Bu sefer malzemelerimiz elmalar. Peki o zaman. Hanımlar önden. Şeker şeysene, belki bir bakalım. Evet, gerçekten elma bunlar. Sence de biraz sıkıcı değil mi? Peki bunlarla ne yapsam? Ben de açayım. Burada elma falan yok ki. Yumuşak mı? Ürkütücü. Ne yapacağım? Dur, bir fikrim var. Değiştirebilir miyiz? Bence sorun yok. Evet. Elma üstüne elma. İşte bu eğlenceli olacak. Tam Tamamdır. Öncelikle şunu bir güzel yuvarlayalım. Evet. Oo. İşte şimdi gelişme görüyorum. Birkaç dilime ayıralım. İşte işler burada ilginçleşiyor. Mükemmel bir top yapmalıyız. Şöyle. Son şekillerini aldılar. Şu ufak deliği açmayı da unutamayız tabii. Sonra da güzelce renklendirelim. Tadı da elma gibi. Bunlar ciddi elmaya benzedi. Çok güzel değiller mi? Hemen geliyorum. Şunları pişirmem lazım. Ne kadar da kabardılar. Bence oldular. Benimkiler daha gerçekçi duruyor. Şunlara baksana. Ama dikkat et, biraz sıcaklar. Ama asıl olay sunumda bitiyor. İşte bu. Hepsi güzelce sığdı. Harika. Görünüşe göre süre doldu. Wow. Bakalım hangisini seçecek? Yaşasın. Birileri bunu ısırmış bile. İğrenç. Yok. Kalsın. Öte yandan bu. İçi leziz mi leziz hamur dolu. Harika bir şey bu. Sen kazandın büyük anne. Ağlama bakayım. Bugün özel bir gün. Harika görünmeliyim. İşte makyajım da bitti. Sanırım hazırım. Selam anne. Vay canına, harika görünüyorsun. Özel bir gün galiba. Aşırı. Ben bir şey mi kaçırdım? Çok komiksin anne. Takvime baksana. Bugün benim doğum günüm. Senin neyin? Bugün benim çamaşır günüm olduğunu sanıyordum. Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki. Doğum gününü asla unutmam. Peki hediyem nerede? Hediyem mi? Şimdiye kadarki en iyi hediye ne olacak? Bekle bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Bu saç düzleştiricisine ihtiyacım olacak. Üzerine ısıya dayanıklı kağıt koyuyorum. Sonra birkaç kırmızı boncuk alıyorum. Boncukları düzleştiricinin üzerine koyacağım. Düz bir çizgi halinde diziyorum. Aynen böyle. Sonra üstüne yine ısıya dayanıklı kağıt koyuyorum ve saç düzleştiriciyi kapatıyorum. Boncukları eritmesi gerekiyor. Böylece hepsi birleşecek. Bu kadar yeter, bir göz atalım. Mükemmel oldu. Boncukları korumak için cımbız kullanacağım. Yuvarlatarak halka şekline getiriyorum. Sonra plastiğin sertleşmesini bekleyeceğiz. Şimdi bir kaleme ihtiyacım var. Üzerine benekler yapacağım. Tıpkı Uğur Böceği gibi. Çok şirin. Bir hediye kutusuna da koyalım. Sürprizimi bozmayın. Tatlım. Sana bir şey vereceğim. Anne sen harikasın. Bu çok heyecan verici. Vay canına, buna inanamıyorum. Bunu benim için mi aldın? Tam oldu bana. Çok ucuz atlattım. Buna bayıldım. Arkadaşlarıma göstermeliyim. Beni çok kıskanacaklar. Beğendiğine sevindim canım. Bunu bulmak için çok düşündüm. Gösterin zamanı. Ben bir yo-yo ustasıyım. Bam bam. Bu hiç iyi olmadı. Sanırım daha fazla alıştırma yapmalıyım. Neyse. Tam isabet. Yaşasın. Al bakalım. Burada işim bitti. Artık sokaklar güvenli. Buna çok seviniyorum. İşte annem de geldi. Selam tatlım. Nasıl? Şu tuvaletine bak. Sen ne yaptın? Ben yeniden dekore ettim. Sürpriz. Ben buna dağınıklığı şıkla diyorum. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sanırım uzanmam gerek. Derin bir nefes al anneciğim. Evde suçla savaşıyormuş gibi yapmak yok. Özür dilerim, galiba kendimi biraz kaptırdım. Hey, belki bunu kullanabilirim. Evet, bu olur. İşe başlasam iyi olacak. Önce bir balona ihtiyacım olacak. Ağzını ısıtıp takıyorum. Sonra da bunu şişireceğim. Vay canına, şuna bak. Şimdi içini doldurmam lazım. Bu kırmızı slime'ı da ekleyeceğim. Daha çok şey lazım. Sonra da siyah boncukları koyuyorum. Doğruca içine. Bundan daha iyisi olamaz. Bütün boncukları koyacağım. Hepsi bu kadar. Sonra balonun ağzını kapatacağım. Anneme göstermeliyim. Şuna bak. Tam da ihtiyacın olan şey anne. Ne? İyi görünüyor. Sanırım hızlıca bir sıkacağım. Hey, bu oldukça iyiymiş. Sevdim bunu. Birdenbire sakinleştim. Ha, teşekkürler tatlım. Aa, vay canına, kızacağını sanmıştım. Barıştık mı? Ah, tabii ki barıştık. Ama önce temizlik yapacaksın. Aa, anne. Nasıl görünüyorum? Evet, iyi görünüyorum. Bu kıyafet bana çok yakıştı. Yaşasın. Ha, bir dakika. Doğru olmayan bir şey var sanki. Aa, bir şey eksik. Bir düşüneyim. Bu sinir bozucu. Aa, bir dakika, buldum. Eldivene ihtiyacım var. Ha, eldivenim nerede? Aa, buralarda olmalı. Ondan hiç izi yok. Belki battaniyenin altındadır. Aa, yok, burada değil. Gerçekten çok gizemli. Ortadan kayboldu birden. Aa, belki annem görmüştür. Bir yerlerde olmalı. Aa, anneme bak. Bebek gibi uyuyor. Bunu söylediğim ona söyleme. Aa, bir dakika. Onun çoraplarını kullanabilirim. Umarım yıkanmıştır. Bu düşündüğümden daha zormuş. Heh, aldım. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Ama bazı değişiklikler yapmam gerekiyor. Çorabı ikiye keserek başlayacağım. Bileğimden yukarısını keseceğim. Alt kısmına ihtiyacım yok. Şimdi bir kesik daha atacağım. Açık olması gerekiyor. Tamamen kesmeme gerek yok. Bu kadar yeter. Vay canına. Aa, çok sıcak. Diğer elim için de aynısını yapacağım. Kostümüm tamamlandı. Bir göz atalım. Ah, evet, çok daha iyi oldu. Ha? Birinin başı dertte. Aa, uyuyakalmış olmalıyım. Ayaklarım üşümüş. Ah, çoraplarımı giydiğimi sanıyordum. Ah, neyse. Bilim yapma zamanı tatlım. Hadi canavar yapalım. Bu sefer olmazsa bugün biraz eğleneceğiz. Tuvalet kağıdı rulolarına yüzler çizdim. İçlerine de biraz karbonat dökeceğim. Ve biraz gıda boyası ekleyeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi sıra özel malzememiz sirkede. Hazır mısın? Oo, bu çok komik. Kusuyorlar. Vay canına. Ah, tekrar yap anne. Harika oyundu anne. Öyleydi canım. Ah, pufuduk, bu boyunlukla çok sevimli görünüyorsun. İn bakalım. Ay, saçlarına ne olmuş? Çalılığın içine düşmüşsün gibi görünüyor. Neyse, birinin banyo yapması gerekiyor. Ah, banyo. Gözlerim, bu yakıyor. Bırak artık. Hayır, bir daha olmaz. Görebilmek istiyorum. Pekala, bu işe yaramayacak. Bir dakika. Pufuduğun boyunluğu. Şunu alayım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bu işe yarayabilir. Anne, ne yapıyorsun? Boyunluğu güneşliğin üstüne yerleştiriyorum. Sonra da saçlarını şu şekilde topluyorum. Pek şık olmadı. Ay, buraya nasıl geldik? Anne, bunun işe yarayacağından emin misin? Ani hareketler yapma tatlım. Hala görebiliyorum. Bak, her şey yolunda. Hadi şu saçlarını temizleyelim. Gıdıklanıyorum. Benim uslu kızım. Of, başka ne yapayım bilmiyorum. Biraz çaba göster tatlım. Hayır, istemiyorum. Bu berbat. Ah, buldum. Sana bu oyuncağı vereyim. Hayır. Peki ya, bütün bu popiklere ne dersin? Benim bir tane var. Bak, onlar kalsın. Ah, en azından denedim. Peki bu para dolu çantaya ne dersin? Alabileceğin bütün o şekerlemeleri düşün. Ah, ne çok para. Hayır, parayla aklımı çelemezsin. Sıkı pazarlık ediyorsun. Bunu istemiyorum. Amanın, güzel mutfağım. Çok eğlenceliydi. Deniz kızımla oynamak istiyorum. Deniz kızımı? Bu bana bir fikir verdi. Yemek zamanlarını eğlenceli hale getirmek için tek gereken bir kaşık ve model hamuru. Model hamurunu yastılaştır. Sonra kaşığın sapına sar. Ve şöyle katla. Sonra alt kısmına balık kuyruğu şekli ver. Aynen böyle. Sonra bir şekil verme aletiyle kuyruğa biraz detay ekle. Model hamurunu şekil verici aletle biraz kazı. İyi görünüyor. Şimdi de balık pulları ekleyelim. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar bunlardan yap. Çok derin olmasın. Aleti hamurun üstünde nazikçe hareket ettir. Bu bitince kaşığı fırın tepsisine yerleştir ve fırına ver. Bu hamuru pişirecek ve sertleştirecek. Fırından çıkar ve soğumaya bırak. Son olarak da gümüş renkli hamur boyasıyla boya. Umarım işe yarar. Ah, bir deniz kızı kaşık. Bu sihir gibi. Cici kızım. Selam canım. Baba. Selam tatlım. İşte kahvaltın. Bunu yemem. Yine mi? Babasına bak, kızını al. Yok, yemeyeceğim. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım. Telefona bakayım. Alo. Ah, selam. Ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipopum. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır. Geri gel. Üzgünüm balon. Niye iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Betty, ne oldu? Ay, seni sonra ararım. Tamam tatlım. Annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi lollipopun sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Ah, teşekkürler anne. Bak, balonum artık uçup gitmiyor. Ah, neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Ah, annen halletti. Ay, bu tuhaftı. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Ah, minik sanatçıma bak. Selam anne. Olamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay, mum boyalarınmış. Ya, nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam, annem bir şey düşünecek umarım. Neden bu başıma geldi? Ha, bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et, sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım, bak annende ne var. Bunlar mum boya mı? Aa, sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak, farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Tiyatrodan önceki son gece. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. Çok kötü uyudum. Kendimi berbat hissediyorum. Hapçı! Her yanım acıyor. Merhaba uykucu. Ay, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir bakayım, ateşin var mı? Şunu alnına koy. Bu öksürük şurubu da iyi gelir. Kocaman aç bakayım. Dinlenmen gerek. Ya tiyatro? Onu kaçıramam. Onca zamandır bekliyordum. Üzgünüm canım, hastasın. Aa, dur bir dakika. Seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Bir kahvaltılık gevrek kutusu alıp üstünü dörtgen şeklinde kes. Kutuyu enlemesine çevir ve üstüne boylu boyunca yapışkan bant yapıştır. Başka renklerde yapışkan bantla devam et. Her seferinde diğer rengi kullanarak kutuyu kaplayana kadar devam et. Deliğin üstünü kaplayan bantları makasla kes. Sonra iki peçete al ve katla. Aynen böyle. Peçeteyi kutunun iç kısmına yapıştır. Kutunun üstüne iki yarık aç. ve içinden dondurma çubukları geçir. Son olarak kartonun üstüne birkaç karakter çiz ve çubuklara yapıştır. Gösteriye hazır mısın? Ah, bu harika. Tiyatroyu sana getireyim dedim. Gösteri hakkında ne düşünüyorsun? Bir daha. Bu biraz iğrençti. Umarım bulaşıcı değildir. İkimiz birlikte hasta oluruz o zaman. Harika. Sonra tabutu açınca bum! Ha? O flaşı ben yapmadım. Oo, nefis bir kase meyve. Üzüm benim favorim. Vay, çok iyiler. Bir elma deneyeceğim. Çıtır çıtır görünüyor. Yoksa bu solucan mı? Ve doğrudan bana bakıyor. Sen görürsün. Oo, neredeyse yakalıyordum. Sanırım ameliyat gerekecek. Hazırlansam iyi olacak. Dikkatli olmak lazım. Hadi yapalım şunu. Al bakalım. Hah, işte buradasın. Hiç kaçışın yok. Bakalım tadın nasılmış. Şaşırtıcı derecede tatlı. Hey, fena değil ninecik. Bu kiraz lezzetli görünüyor. Ne yapacağımı biliyorum. Bir kalıba jelibon sıvısı dökeceğim. Güzelce doldurmak istiyorum. Rengine bayıldım. Bu kadar yeter. Bu işin kolay kısmıydı. Kalıpların üstünü kaplayalım. Sonra hafifçe bastıracağım. Diğerini de unutmayalım. Sıkıca kapanması gerekiyor. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Sanırım yeter. Jelibon toplarını kalıptan çıkaracağım. Resmen yumuşacık. Umarım tatları da göründükleri kadar güzeldir. Öğrenelim. Müthişler. Yeteneklerimin sonu yok ya. Bu eldivenlerine ihtiyacım yok. Ne? Eldiven yağı olmalı. Belki bunu kullanabilirim. Evet buldum. Eldiveni bardağın üzerine takacağım. Sonra da meyveleri dolduracağım. Çok fazla olmasın. Şimdi şeffaf jelatin sıvısını dökeceğim. Meyveleri kaplamak istiyorum. Bu kadar yeter. Dökmek istemiyorum. Eldiveni bardaktan nazikçe çıkaracağım. Ucunu kapatacağım. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Sertleştiğinde eldiveni çıkarabilirim. Kolayca çıkıyor. Sonra da yiyebilirim. Bu kısmı dört gözle bekliyordum. Bana eli hatırlatıyor. Neyse ki beni göremiyor. Of, evet. Yenilebilir bir el mi yaptın? Evet öyle. Baş parmağını bana sakla. Of, çok sıcak. Eriyorum gerçekten. Bu benim yaşımda hiç iyi değil. Neyse ki bir mini vantilatörüm var. Ne zaman işe yarayacağını asla bilemezsin. İyi düşünmüşsün. Benim de suyum var. Ne? Boşmuş. Of, bu hiç adil değil. İlginç. Hadi açalım. Başka bir şey umuyordum. Sana ne çıktı? Açıyorum. Güzel görünüyor. Soğuk bir şeye ihtiyacım vardı. Tam isabet. İyi misin? Ne yapıyorsun? Canavar! Sakin ol benim ya. Çok korktum. Zavallı kalbim. Başlayalım mı? İyi bir plana benziyor. Ve elimde nefis bir tarif var. Her şey bu şekerle başlıyor. Şişelerin içine atacağım böyle. Her renk için farklı bir şişe kullanacağım. Birkaç tane daha yeter. Mükemmel. Şimdi gazozu açacağım. Baloncuklar geliyor. Bunu da şişeye dökeceğim. İşin kırılma noktası da burada. Bekle ve gör. Bak, rengi değişiyor. Gazoz kızardı. Aynı şeyi diğerine de yapacağım. Sonra sallıyoruz. Çok eğlenceli. Sen de denemelisin. Al bakalım. Vay canına, teşekkürler. Buna bayılacaksın. Baloncuklar dilimi gıdıklıyor. Bu kısma bayıldım. Nasıl olmuş? Bir bit yeniği olabilir mi? Ne? Bu harika. Tamam, sıra bende. Sadece bir tarif düşünmeliyim. Düşündüğümden daha zormuş. Tamam, buldum. Gazozu bardağa dökeceğim. Güzelce dolduracağım. Bu kadar yeter. Şimdi biraz yardıma ihtiyacım var. Güzelce sıkacağım. Ver güzelim mürekkebini. Teşekkürler dostum. Bu kadar yeter. Sonra üzerine krema koyacağım. Güzel görünüyor. Tadı harika olacak. Sonra göz küresi geliyor. Şuraya koyuyorum. Pipet de gerekiyor. Bakalım tadı nasıl olacak. Nefis. Şimdi şuna bakar mısın? Çok gurur duyuyorum. Hey, ikimiz de harikaydık. Konu yemek yapmaya geldiğinde nineler hep en iyisini bilir. Peki sence en iyi yemekleri kim yaptı? Nine mi yoksa Wednesday mi? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha birçok harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.